Haldun Bey geldiler. Çok teşekkür ederiz efendim. Nasıl buldunuz hanımefendilerin performansı? Fevkalade. Müthiş yarışmadılar mı? Hakikaten. 9100 puanla başladık. Dile Hanım arada biraz heyecanlandı ama yani gelirken de ben heyecanlıyım zaten diye geldi. Evet, evet. Sonrasında Ece Hanım'la birlikte de 9100 puana ulaştık. Her şey yolunda gitseydi size daha yüksek bir çıta bırakmaya adaydı açıkçası. Ama 2 saniye kadar yukarıya kaldırdılar çıtayı. 9. Yaptığınız hesabı sürdürebilir durumdasınız. 7 tane harf alacağız Haldun Beyciğim. Üzerine bu sefer 8 saniye değil de 10 saniye arttıracağız. Çünkü Ece Hanım 9 saniye arttı. Ben hiç harf almayacağım ki. Öyle mi? Tabii. Maşallah. 9800. Efendim o 9000, kadar da zorlama. 9799'u kabul etmiyorum. 9800. 9800. Sizin zaten bu hesaplar beni benden aldı, bambaşka yerlere taşıdı. Yaşını da öyle hesaplamadı mı? 18 artı 50. Maşallah efendim, maşallah. Sizin enerjiniz hepimize lazım. Hepimize lazım. Alistan Bey, 8000 puan beni mutlu eder. 8000 sizi mutlu eder de şampiyon etmez. Daha yükseği lazım illaki. Denemediniz mi hocam? İzlerken filan mesela bir yarışmacının 14 sorusunun 14'üne birden hiç harf almadan cevap verdiğiniz olmadı mı? Oldu. Bir yenisi sırada bana gözle bakıyorum. Evet. Ama bu inancı siz taşımıyorsunuz. Efendim küçük bir reklam arası verelim müsaade ederseniz. Önce küçük bir reklam arası verelim. Ben reklam arasında Haldun Bey'i ikna etmeye çalışacağım. Bugünün şampiyonu olabileceğine dair. Bir daha alkış. Çok teşekkür ederiz. Haldun Bey için alkışlar efendim. Reklam arasında bolca konuştuk. Kendisi Çağla Hanım'ın birinci olacağını düşünmüş. Yanıldı. Yanıldı. Çünkü Ece Hanım Çağla Hanım'ı 2 saniye farklı da olsa geçti. Şimdi de Ece Hanım kazanır. Bana 8000 yeter diyorsunuz. Yine yanılacaksınız Haldun Bey. Bakın göreceksiniz. Yani o 8000'i 9100'e taşıyabiliriz. Gayet rahat bir şekilde. Umarım. Üzerine de 10 saniye arttırsak yeter. Çünkü Ece Hanım 9 saniye arttırmıştı. Başlasın mı? Başlasın. Başlamasın. Ne demiştiniz siz? Önce şöyle bir sevdiklerime selam göndereyim demiştiniz. Şöyle gözlerinin içine bakarak lütfen. Teşekkür ederim. Hamburg'daki oğlum Burak, kızlarım Ayça, Meri ve biricik torunum Mira'ya çok çok selam söylüyorum. Biz de katılıyoruz müsaade ederseniz. Hepsi teşekkür ederim. Hepsi Hamburg'dalar. Buradan Hamburg'a selam efendim. Bu zafer sizin için. Gelsin. Adını mucidinin soyadından alan sinyal alfabesi. Nokta nokta alfabesi. Morse. Morse, Samuel Morse. Gayet güzel. Böyle bir soru daha var. Mesela bu giyotin sorusuna benzer soru. Dile Hanım'ı yakmıştı o giyotin. Vallahi öyle. Ama siz güzel atlattınız. Böyle bir tane daha sorunuz var hocam. O da en sonda bekliyor sizi. Hadi ikinci soruya geçelim. Yine batı kökenli bir kelime. Bir platforma inip çıkarak müzik eşliğinde yapılan bir spor türüydü. Eskiden 90'larda 2000'in başında çok meşhurdu. Şimdilerde pek değil. Bir harf alayım. Mevzunun özü adım atarak yapılıyor olması. İsmini de oradan alıyor zaten. Salsa. Danso. Salsa. Bir yere böyle çıkıp inerek efendim adımla merdiven çıkar gibi adım adım yapılan bir spor. Ama ben bir harf daha istemiştim. İstemişlerdi evet. Bir harf daha istemişlerdi. Step. Step efendim. Buyurun. İki tane harf aldırdı hiçbir şey olmaz. Geçtik beş harfli cevaplara. Gayet basit sorular bunlar. Buyurun. Açık, göze çarpan, belirgin. Bu anlamlarda bir sözcük istiyorum Haldun Bey sizden. Burada bir sorun olduğu çok açık, çok net, çok... Arapça kökenli mi? Evet. Sarih. Sarih, evet açık demek. Ama bu daha yaygın kullanılır. Sarih. Aleni. Efendim? Aleni. Aleni gibi, evet. Bu Arapça mı, Farsça mı acaba? Farsça bu bildiğim kadarıyla. Açık göze çarpan. Hani nokta nokta bir şekilde ortada. Yalan söylediği çok. Yani. Harf istemiş miydim ben? Bu sinyali verdikten sonra o harfi veremiyorum işte. Belirgin. Açık. Çok nokta nokta bir şekilde yalan söylüyor yani. Yalan belli. Söylediği. Belli. Nasıl belli? Nokta nokta ortada. Bariz hocam, bariz. Bariz.
Şu sinyalden önce o harfi isteseydiniz evet, ben sizi kırmazdım olur. Efendim. Vallahi bari öyle ama neyse. Ece Hanım'a bir alkış gönderelim. Siz zaten 8000 demediniz mi hocam? Tabii. 8600 yaparız. Buyurun gelsin. Toplu tartışma anlamındaki Latince kökenli sözcüktür. Ta eski Roma'ya dayanıyor. Ama şimdi mesela internetteki toplu tartışmalar için de kullanıyoruz efendim bu tabiri. Forum. Forum. Gayet güzel. Haydi yeni seri. Ekler bir tek problem çıkartır. 6 harfli olmuştur aldığı eklerle birlikte. Kim olduğu bilinmeyen veya önemsenmeyen kişi. Herhangi kimse. Harf alın. Harf. Bir harf istediler. Tanımadığım herhangi kimse. Seni herhangi kimse sordu. Tanımıyorum. Birisi. Birisi. Gayet güzel. Dikkatimi çekti. Eşiniz hanımefendi hiç alkışlamıyor sizi. Neden acaba efendim? Bilmiyorum. Acaba şeyden barizden sonra mı küstü? Öyle sanırım, bir şey. Sanırım. Hanımefendi kalbimizi kırıyorsunuz. Hem Haldun Bey'in hem benim. Rica ederim. Haldun Bey'e bir kuvvetli alkış. Buyurun gelsin Yusuf. Şiddetli ishal ve kusmalarla kendini gösteren çok bulaşıcı, salgın ve öldürücü bir hastalık efendim. Eskiden böyle mahalleleri, köyleri yıkarmış bu. Galiba pis sulardan. Değil mi? Bir harf alalım. Bir harf alalım. Buyurun. Kolera. Kolera. Gayet güzel. 7 harflidir, tek kelimedir. Şöyle sorulmuştur. Göğüs hizasından dikine çıkarılan yumruk. İngilizce kökenli bir adı var. Aparkat. Nefes bile almadılar. Vallahi atar gibi cevapladınız. Bu sorunun cevabını da yanlışlıkla Ece Hanım verdi. Şu kaşımak sorusuna bulmaya çalışırken. Kaşımak yerine sıraladığı cevaplardan biri de buydu. Buyurun. Hayvanlar için ayağıyla yeri kazmak. Atlar özellikle hani. Deşmek. Hı-hı. Tırmıklamak. Hı-hı. Ayağıyla at mesela. Ayağıyla toprağa kazıyor. Bir harf alayım. Buyurun. Eşelemek. Sığmadı. Sonu mek. Belli de. Kendi kendine. Eşinmek. Eşinmek. Gayet güzel. Şu ikisinden korkuyordum. Yani o barizde takılmasaydık size nerelerde harf aldıracaktım? Bir bu eşinmekte aldırırdım. Çünkü basit gibi gözüküyor ama insanı zorlar. Keza kolerada da belki bir harf alırız diye hesap ediyordum. Bir de şu. Şunların içerisinde, şu 14'lünün içerisinde en korktuğum soru buydu. Geriye kalanlarda hiç harf almayacak Haldun Bey diye hesap yapıyordum kendimce. Bir bakın bakalım öyle miymiş? Eski bir tabir artık çok kullanılmıyor. Gösterişli, zengin, ensesi kalın. Bu anlamlarda bir sözcük. Kalantor. Hocam! Aa, bravo! Maşallah. Başkasını inim inim inletirdi vallahi. Buyurun bir de şuna bakın. Mecazi anlamda pratiğini veya yeteneğini kaybetmek, paslanmak gibi bir kelime aradığınız. Bir harf alayım. Buyurun. Pratiğini veya yeteneğini kaybetmek. Ha gayret. Ne? Körlenme. Mekmak bitsin. Körelmek. Yapıştırın. İşte o kadar. Son 4 soru zaten ilk 9 harfliyle ilgili sohbet etmiştik. Yakıştırma yolu tabir demiştim. Gibi. İkinci kelime maşallah. Buyurun geliyor efendim. Düzgün ve iyice ütülenmiş kıyafetler için kullanılır efendim bu yakıştırma yolu tabir. Pantolonu bir ütülemiş ki pantolon. Jilet gibi. Jilet gibi. Gayet güzel. Son 3 soru. Buyurun gelsin. İyileşmesi güç, sağlığı hayati tehlike içerecek kadar bozuk. Bu anlamlarda iki kelimeden oluşan bir tabir aradığınız Haldun Bey. Bir harf alayım. Yatıyor. Hayati tehlike içerecek kadar bozuk sağlığı. Bir demek harf daha alayım. Alalım mı? Alalım. Çok da güzel yerden geldi o. Ağır hasta. Ağır hasta.
şimdi alabilirim diye alıyorsunuz da benim işimi bozuyorsunuz. Ben siz kalanta oradan sonra harf almayacaksınız diye hesap yapmıştım çünkü. Bir bakalım. Hani yapabiliyorsak burada harf almayalım çünkü vakit var. Kararlaştırmak, belirlemek veya birini bir işe atamak. İki kelime Haldun Bey. Hani nikah tarihini kararlaştıralım, belirleyelim. Ya da beni diğer departmana atadılar. Beni müdürlüğe atadılar. İki kelime. Harf alayım. Alacağız o harfi. Nikah tarihini kararlaştırdık. Tayin etmek. Ne yapmak? Tayin etmek. Tayin etmek gayet güzel. Son soru son cevap. İşte bu Morse sorusu gibi. Yine mucidinin, mucidi denir mi buna? Denir. Mucidinin soyadından. Gelsin. Suyun donma sıcaklığını 32, kaynama sıcaklığını ise 212 derece olarak alan sıcaklık ölçüm birimidir. Fahrenheit. Fahrenheit. Bakın ne oldu. Haldun Bey. 8000 bana yeter dediniz. 7900'de bitirdik. Bu ne demek biliyor musunuz? İllaki ikinciye geleceksiniz. Bir ayağınız çağırsın Avrupa'da. Çağırmaya gerek yok. Burası artık sizin mekanınız. Çağla Hanım'la da irtibatı kopartmayın. Hatta beraber gelin olur mu? Tabii ki. Haldun Bey kocaman alkışlar lütfen. Kalkmayın. Kalkmayın, rahat edin.